Van'ın Çatak ilçesinde Osman Şiban ve Servet Turgut 11 Eylül'de gözaltına alındıktan 2 gün sonra hastanede ortaya çıktı. İşkence gördükleri ve helikopterden atıldıkları hastane raporları ile doğrulandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Van Valiliği, hayati tehlikesi devam eden Servet Turgut'un dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğünü ve yaralandığını ileri sürdü. HDP'li Van milletvekilleri valiliğin açıklamasını değerlendirdi. Rıdvan Turan delillere işaret etti. Yüksekten düşme raporu hastane tarafından verilmiş. Görgü tanıklarının söyledikleri var, köylerin söyledikleri var. Helikopterle bu insanların alındığına dair belge var, bulgu var. Valiliğin açıklamasının şüpheleri artırdığına dikkat çekti. Valinin çıkıp da yaptığı açıklama ise tam tersine bu şüpheleri daha da fazla artıran cinsten. Kürdistan'da şu ana kadar işlenmiş olan bir sürü cinayette, bir sürü halka karşı işlenen suçta, İçişleri Bakanlığı, şimdiye kadar hep buna benzer şeyler söyledi. Devletin Kürt politikalarının geçmişten geldiğini belirtti. Şu anda devlet kendi ezberini tekrar ediyor. Devlet eliyle bir cinayete tam teşebbüs olduğu, bir ağır insan hakkı ihlali olduğu çok açık olarak görülüyor. İki köylünün işkence edildikten sonra helikopterden atılmasının muhalif basın dışında yer bulmamasını eleştirdi. Muhalif basın dışında kimsenin bu konuda ağzını açmıyor olması gerçekten son derece korkunç ve iktidarın daha fazla suç işlemesine, daha fazla cinayete tevessül etmesine imkan sağlayan bir durum. Muazzez Orhan Işık, valiliğin açıklamasını manipülasyon olarak yorumladı. Açıklaması aslında birincisi olayı manipüle etme olarak değerlendiriyoruz. Yaşanan vahşete bir kılıf uydurma her zaman yapıldığı gibi. Murat Sarısaç, iktidar ortaklarının Kürt düşmanı politikalarına dikkat çekti. AKP-MHP'nin Kürt düşmanlığında geldiği noktadır artık. Hedef gösterilmesinin sonucu olarak yapılan saldırıların cezasızlıkla neticelenmesinin geldiği en üst aşamadır bugün.